Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz bugün İshak'la kalktık. Benim dünden beri sırtımda bir ağrı vardı. Onu doktora gittik, onu gösterdik. Doktor iğne vurdu, boyun fıtığım var. O yenilemiş herhalde tekrar. Oradan da şimdi eczaneye gidiyor İshak'la. İshak da bugün işe gitmedi. Bayram nedeniyle. Hem bayram nedeniyle hem de şimdi aynı, çok şükür oğlumuz büyüyüp de yetişince eline, babasını çok yormuyor da sağ olsun. Lazım olursa çağırıyor. İshak da bugün benle, bakalım bugün neler yaparız artık. Eczaneye gidip dönelim. İnşallah görüşürüz tekrar. Biz yukarıya kızımın yanına çıktık şimdi. Markete uğramıştık. Kızım diyet yapmıyorken sevdiği bir şeylerden aldık. Kurban olurum seni verene. Allah'ım şifanı versin de her şey yoluna girsin inşallah. Bak ice cream. Öndüma. Canım kızım. Yummy. Ice cream, evet. Ne oldu? Tommy. Tommy'da soğuk geldi. Şimdi ben kızıma çıktım. Zaten söylemiştim aynı binada oturuyor diye. Dün alışverişte aldıklarımızı sizlere gösterelim dedik. Evet, başlayalım şimdi. Şöyle önce Leyer'den başlayayım. Kendinekiler mi gösterecek? Şöyle bir oğlum şöyle bir küçük kasa aldı. 11.50'ye yarı fiyatına gelmiş oldu. Şöyle bir kızıma bir kendime orta boy bir leğen aldık. Birer tane. Bunlar da tanesi 2.19. 1 euro 10 sente gelmiş oldu. Şöyle büyük boy leğen aldım. Dediğim gibi hepsi yarı fiyatıydı. 5.99, yani yarısı. Bunu ödemiş olduk. 3 tane aldık. Bir anneme, bir kızıma, biri de bana. Şöyle kızım torunuma bir oyuncak aldı, zeka oyunu. Fiyatı 2.99. Her söylediğim fiyatın yarısını almış olduk yani. Kızıma çam kullanmak zorunda, torunuma. O yüzden hep cam eşyalar aldı. Böyle kapalı kavanozlar çok iyi oluyor onun için. Bu da 1.29. Aynısı. Yani 1.29 mu dedim şimdi? Hayır, yarısı. 1.29'un yarısı. 65 sent. Şöyle kavanozlar aldı yine. Bu da 5 euro. Yani 2.50 olmuş oldu. İç kapağı çok hoş. Bunun içi şöyle. Şimdi çocuğa dışarıda içecek içiriyor ya da evde smoothie'ler yapılıyor, meyve suyu. Onlar akıyor falan, sorun oluyordu. Bunun iç tarafında da vakumu var. Çok iyi oldu. Bu daha kullanışlı. Şöyle askı aldık. Herhangi her yere lazım oluyor. Kızımın gösterdiğim eşyalar şimdikler. Bir yandan da boşaltmış oluyorum çantayı. Yine aynı şişeden. Kaç tane var kızım burada? 8 tane var orada. Oo, çok güzel. Dökme hepsini. Ha, dökmeyin. Aynen. Dök. Tamam. Ben alırım sonra. Tamam. Şunu da koyayım. Şimdi bu da benim. Bunlar kızım eşyalar. Bu da yine aynı şişeden. Şöyle kızım kum oyuncakları vardı. Ama her gittiğimiz yerde ya unutuyor ya kaybediyor. Bir de virüs mesela geçen de parkta Tuana'nın eşyalarını başka çocuklar elledi. Onlar da su çiçeği çıkartıyordu. Biz bütün eşyalarını orada bıraktık. Herhangi bir durumda hani bulaşır, bir şey olur, sonuçta çok dikkat ediyor diye.
öyle şöyle kum kovasıyla küreğini aldık. Bu da 2 euro. Yani 1 euro. Şöyle. Tuana bu tür oyuncakları çok seviyor. Köpek kutusu, sepeti. 1 euro. Kaç bu? 1 euro. Çok uygundu gerçekten. Kızım doktor olmayı çok seviyor. Evcilik oynuyor. Şöyle bir burdu çantası aldı. İlaçlarını dışarıda şeylerini koyuyor, damlalarını koyuyor. Bu da 8 euroymuş. Yani 4 euroya almış olduk. Yani çok çok bir şey kalmamıştı ama yine de aldığımız her şey çok uyguna geldi. Sonuçta hep lazım olan şeyler. Gel kızım sen de gel. Şöyle derin bir burdu çantası. Ha senin olacağın bu. Evet aşkım bu da senin. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Doktor. Doktor. Şey, eldiven aldık bunun eldiveni. 2.50. 1.25. Şöyle kaşık. Yemek kaşıklığı pişirirken kurulan. 1.60. Şöyle fırça, üçlü fırça aldı Ayşe. Çam şişeleri falan yıkamaya çok kullanışlı oluyor. Bu da 2.20. Bu da 1.10'a gelmiş oldu. Tamam. Benimkileri alayım. Seninkiler bitti mi? Bitti evet. Aha, benimkileri alayım. Aşkım am prensesim. Güzel yani, kızım. Yani, seninki yani, evet. Yani. Toplamda sen ne kadar ödedin? Ben 65 ödedim. 65. 130 euro tutmuştu. 65 ödedi. Şu leğenin zaten sade, normal leğen 8 euro. Onu böyle ödemedim. O tam yani ben ödedim sorun değil de şey yani dışarıdaki fiyatı normal 8 euro. Burada hem kendi fiyatı 6 euroydu bir de düşünce 3 euroya gelmiş oldu. Bekle bakalım. Ben de şöyle su bardağı aldım. Büyük boy. 4.39 böyle üçlüsü. Yarıya düşmüş olduk da. Yani. Şöyle termos aldım. Benim termoslarım hep Türkiye'deydi. Yani Türkiye'ye götürmüştüm. Yok artık termosum öyle. Evde bir tane daha var. Şöyle bir tane termos aldım. Hemen hani evin yanında parka bir yere giderken kahve falan koymaya. Malum. Kahve kimyakçısı olduğum için. Bardak şeyim var benim termosum. Bu da iki kişilik şey. Ama şimdi termos almayı seviyor annem. Sonra termosla kahve götürdüğünde de o kahvenin kokluğunu evet. Söylüyor ve termosu kullanmıyor. Yok, sadece şöyle. Termos alıyor, evet. Bir daha yok işte onu açıklayacağım. Termosa kahve yapıp götürdüğüm zaman ben o kahveyi sevmiyorum tadını. Su kaynatıp koyarsam yanında kahvemi falan süt tozunu şekerini ayrı koyarsam onu içerim. Öyle diye düşünüyorum. Ya da işte bir yere giderken belki çay içen olursa. Pek çay içilmiyor mu bizde? Evet, bunu kaç aldım? 7.50 yani yarısı 3.25'e gelmiş oldu. Yok, 3.75'e. Öyle oynamıyor. Bir tane de böyle bir termos aldım. Ben de değil. Bak, bu da kapağı bardak şeklinde. Bunu da kullanabiliriz. İçilik. Evet aşkım, evet. Senin olabilir. Bardak. Şöyle bir şekerlik aldım. Bak. Hayır senin değil o bak. Bak şöyle güzel. Bir ev görmeye gittiğimde hediyelik götürebilirim. Ya da evde lazım olabilir. Her türlü her amaçla kullanılabilir. Bir kenarda hazırda durması iyidir. Bunu da 5 euroya aldım. Ay sen gelme. Dedesi. Dedesi. Dede gel. Gel yanıma gel. Şöyle. Altılı almıştım işte bardağı. Şu burada. İşte bu. Ben de şöyle kendime fırın
tepsi tutacak. Eldivenle bezini aldım. Oğlum şöyle kendine çift taraflı yapışkanlı bantlardan aldı. Bunlar da 1.20 60 cent'e geldi her biri. Şöyle konserve açacağı aldım. Bir tane. Hani boy boy. Buna kadar mı? 3.39 bu da. Yarısı. Şöyle 3 paket yaka aldım. Malum her yerimiz tutuluyor. İsa'nın da benim de lazım olur diye. 1.20 her pakete 60 sente gelmiş oldu. Dediğim gibi gittiğimizde çok bir şey kalmamıştı. İşimize yarayan şeylerden aldık. Ben bir şöyle yine bir şekerlik aldım. 3 oraya gelmiş oldu bu da. Bu da böyle görünüyor. Çok şık var. Şunu sen kaldır. Yine şöyle bir de sunuk olur, şekerlik olur, çerezlik olur, lokumluk olur. Bu da böyle ikili setti. Tabağı var böyle. Bu şekilde. Yani normalde bir şeyler koyup kenarda durabilir ama Tuana çok oynadığı için cam tehlikeli, elini keser diye falan öyle pek koyamıyor ama şeyde bir misafir geldiğinde kullanılabilir her türlü. İki ayın bunlarda. Bir tane de şöyle. 3 çeşit şekerlik almış oldum. Hepsi şekerlik ama dediğim gibi. Ev hediyesi olabilir. Sen de 3 tane aldın. Şöyle. Bu da böyle. Bunları kadar almışız. Bunu da 10 oraya almışım. Yani 5 oraya aldık. Geldi bize. Aldıklarım bu kadar benim. Biz evimize indik. Tuana ile Ayşe'yi de aldık. Aşağıya indik. Şimdi sizlerle şeyi paylaşacağım. Biz bir ay önce izlemişseniz ya da izlediyseniz uzun ömürlü yoğurt yapmıştım. Onu deneyeceğim şimdi. Bozulmuş mu, tadı kötü mü, her şey yolunda mı diye. Onu açacağım. Beraber açalım. Tadına bir bakayım. Eğer güzel olmuşsa hem ben öğrendim hem belki de sizler de biliyordunuz ya da bilmiyorduysanız sizlerle de paylaşmış olmak istedim. Şöyleydi. Nasıl yapmıştık? Kısaca söylemem gerekirse. Normal yoğurdu uyuttuk. Ertesi gün açtım. Dolaba koymadan önce üzerine bir çay bardağı su koymuştum. Bütün işlem buydu. Şimdi üzerinde benim koymuş olduğum su, onu şimdi dökeceğim. Şöyle suyunu süzdürüyorum iyice. Bakalım gerçekten. Çok da dökmeyeyim. Görüyor musun herhalde şöyle. Şimdi kırık tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Dokusunda falan herhangi bir bozukluk yok. Hiçbir değişiklik yok. Ben zaten bu yoğurdu yaptığımda bu yoğurdum biraz mayhoş olmuştu. Tadı da şimdi nasıl önceki kırdığım dolaba koyduğum nasıldıysa halen öyle. Sizler de bu tarifi deneyebilirsiniz. Uzun ömürlü diye yoğurt yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, eğer videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.